Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Gerçekten böyle yumuşacık ve günlerce bayatlamayan harika bir tarif oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Öncelikle poğaçanın kıvamını gösterdikten sonra da hemen yapımına geçiyorum. Tarifimde 5 yemek kaşığı patates püresi kullanıyorum. Ben akşamdan kalmıştı onu kullandım. 2 su bardağı ılık su ekleyelim. 125 gram eritmiş olduğumuz tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da ben peynir altı suyu kullanıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. 1 pakette instant maya. Unumuzu ve tuzu eklemeden önce bir karıştırın. Daha sonrasında da kontrolü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Ben toplamda 10 su bardağı un kullandım. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Hamuru yoğururken detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. O yüzden de buralara hız kataraktan detaylı bir şekilde göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Hamur işlerinde en çok yapılan hata da elime yapışıyor diye un eklemeye devam etmek. Elimdeki hamuru görüyorsunuz oldukça hamur kırıntısı var. Aslında un eklemeye devam edebilirsiniz ama ne kadar un eklerseniz o kadar poğaçanız sert olur. Ben böyle yoğurma kabını bırakmaya başladığı zaman un eklemeyi bırakıyorum. Avucunuza sıvı yağ dökün. Bunu iki sefer, 3 sefer tekrarlayabilirsiniz. Avucunuza sıvı yağ dökün ve iyi bir şekilde de yedirin. Bu işlemle hem hamurun kıvamını oldukça yumuşak yapacağız hem de elimizde hamur kırıntısı da kalmayacak ve hamur yoğurmayı da bu şekilde de sevebilirsiniz. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduktan sonra sizlere hemen kıvamını göstereyim. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettik. Daha sonrasında da üzerine bir streç film kapatın ya da büyük bir poşetiniz varsa onun içerisine koyarak poşeti de bağlayabilirsiniz. Ortalama 1 saat oda mayalandırın. Bir saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanıyor. Sizlere hemen kıvamını göstereyim. Hamurumuz hem çok yumuşak oluyor hem de ile yapışır bir hamur oluyor. Böyle kenarlarından ortaya doğru toplayın hem de havasını almış olursunuz. Şekil verirken zorlanabilirsiniz, o yüzden de şöyle küçük bir kaseye birazcık sıvı yağ ekleyin, ellerinizi arada sırada yağlayın. Mandalina büyüklüğünde alıyorum, sonrasında avucumun ortasında böyle yuvarlak bir şekilde açıyorum. İç malzemesi evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Ben bir tepsi sucuklu yaptım, bir tepsi de peynirli yaptım. Yani bu vermiş olduğum ölçülerden iki büyük fırın tepsisi çıkıyor. Mandoline büyüklüğünde alalım, avcumuzun ortasında açalım, sonrasında da iç malzemesini koyup kenarların tam ortada birleştirelim, sonrasında da ters çevirip yuvarlayalım. Bu arada hamurunda peynir altı suyu kullandım ama evinde olmayanlar normal su olarak da tercih edebilirler. ılık bir şekilde ekleyelim. Tepsilerime fırın kağıdı yerleştirdim, aralıklarda dizdim. Görmüş olduğunuz gibi iki tepsi poğaçamız çıkıyor. Daha sonrasında da iki tane yumurtanın sarısını böyle çırpalım, üzerine sürelim. İkisini davet edebilmek için de ben sucukluğun üzerine çörek otuyla susam serttim, peynirinin üzerinde de sadece susam serttim. Sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınımıza verelim ve kızarana kadar da pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra üzerine temiz bir bez örtün ve ılıyana kadar bekletin. Sonrasında daha feritle yiyebilirsiniz. Hoşçakalın.